Tabii ki büyük felaketin yaşadığı bir coğrafyadayız, bir ülkedeyiz. Çok canlarımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ancak görebildiğimiz kadar bu felaketin üstünde bir de iktidarın, devletin felaketi eklendi. Eğer devletin engellemeleri olmasaydı, inanın ki halkımız büyük bir dayanışma içinde birbirine sahiplenerek yaralarını sarabilirdi. Birçok cenazelerini çok rahat bir şekilde çıkarabilirdi. Ancak iki gün devletin ortada olmaması, daha sonra sivil toplum örgütlerine müdahaleleri maalesef ölümlerin fazlalaşmasına neden oldu. Duyarsız bir devletin halka gördüğü reva bu. Bunun için ve buna inanıyoruz ki geleceği, bütün acılara rağmen geleceği en doğru şekilde kurabilmek için hepimiz canla başla çalışacağız. Sivil toplum örgütlerimiz, partimiz, HDP'nin her ile birinci günde yetişmiş olması bizler açısından çok önemlidir. Sivil toplum örgütlerimiz, dost partilerimiz ve gerçekten yüreği yanan insanların ilk günde harekete geçmesi, bu bizi mutlu etmektedir. Halkların birbirleriyle kucaklaştığı bir süreci de aynı zamanda yaşadık. Ama bugün bile sivil toplum örgütlerini halkla diyalog kuran insanları tehdit eden bir mantıkla karşı karşıyayız. Geçen gün AKP sözcüsü Ömer Çelik, biz her şeyi not alıyoruz diyor. Halkı halen tehdit ediyor. Can kurtarmak isteyenleri tehdit eden bir devletle karşı karşıyayız. Evet, bugün Bilecik'te elbette ki hasarlar var ama çok şükür 19'a yakın insanımız yaşamını yitirdi. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var. Diğer yerlere göre az bir ölümle karşı karşıya, keşke hiçbir tane olmasaydı. Ama sonuç olarak Maraş'a, Adıyaman'a, Hatay'a, Pazarcık'a, Elbistan'a ve diğer yerlere baktığımızda yine bu tabloya şükürler edecek hale geldik. Eğer devlet bugün görevini yapmak istiyorsa halkla birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekten bu işin altından kalkabilecek yurttaşlarımız birlikte geleceği inşa etmek için bir çalışma içinde olmalıdır. Ama görüyoruz ki böyle bir anlayış yok. Tekrar bütün yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ketkare çabamını evcüve kecedi leviru bilecikine nüzde hav insanı me vra yek binak tane hatı yaşandın. Nüzde insanı me ve binayı da rastı cihana kudasana emsari da yeku cihana kudasana rahmet birtinin malbatı hu gelle kura sersagi etkazı. Yani vırcı me dubara bikin. Yani vırda deprem Türkiye bölge depremi eva deprem cara yekemini ne? Gele cara cü depremle çey bu ne? En baş zanın, en baş zanın. Niye ku insan eme, ev ku insan eme, ku cihana ku dest abın, sedem ev deprem ne bu? Sedem ev sistem ev anlayışa, destlatar, ihmalkari avana, tedbir negirtine avana, medhala nekirine avana, jiber veya ki ber persiyarın, ye ku düşmanta gelle kurd ke, ye ku ev hay sali da, hamu derfati devleti, hember, dici gelle kurd be kartinin, uan peravadu karbun, binayı zaf sağlamcı çekirana efka insanı meci mağdur ned bu. Sonra kadınım dubara bikin sere geleme sahabe sere gele birecge sahabe spasifi çakırmıyla peşke. Değerli arkadaşlar, basının değerli emekçileri, ben de öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin yaşandığı kentlerden birisindeyiz. Urfa'dayız. Urfa'nın Birecik ilçesindeyiz. Urfa'da elbette ki diğer şehirlere göre, diğer kentlere göre yıkımın ve can kaybının az olduğu bir kent ama Ahmet abinin de ifade ettiği gibi keşke hiç olmasaydı.
Urfa'da 20'ye yakın binanın yıkıldığı, 300'ün üzerinde insanın yaşamını yitirdiği bilgisini aldık arkadaşlarımızdan. Bu sayıların resmi sayılar olmadığını, yıkımın ve can kaybının çok daha fazla olduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz. Ve depremin yaşandığı bütün kentlerde yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği gerçeğinin de farkındayız. Her ne kadar sayılar 30 binin üzerinde 40 bine yakın olsa bile biz bu sayının çok daha fazla olduğunu, çünkü hala enkazların altında insanların olduğunu da biliyoruz. Depremin olduğu ilk günden itibaren bütün kurullarımızla birlikte, depremzedelerle birlikte olmaya çalıştık. Onların yaralarını sarmaya çalıştık. Onların soğuktan, açlıktan ama en fazla da acıdan en az etkilenebileceği bir süreci yaratmaya çalıştık. Ve Adıyaman'da, Maraş, Pazarcık'ta, Elbistan'da, yine Antep'te, Hatay'da, burada ilk iki gün hükümetin AKP ve MHP iktidarının olmadığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. İnsanlar yaralarını dayanışarak örtmeye çalıştı, sarmaya çalıştı. İnsanlar acılarını birbirine dayanışarak bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştı. Ancak şunu ifade etmek isterim ki sadece ilk iki gün değil, hala iktidarın gidemediği, giremediği köyler var. Oralarda hala enkazların altında insanlar var. İlk günden beri şunu söyledik. Gönüllüler, HDP'liler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, kendisine insanım diyen herkes depremzedelerle birlikte olmaya çalıştı. Ancak o anda, o acılarda bizlerin yanında olmayan, depremzedelerin yanında olmayan iktidar 3 günden sonra ortaya çıktı ve bu sefer engellemelerle karşı karşıya kaldık. Kayyum anlayışı başından beri bu ülkenin yöneticilerinde var. Belediyelere atanan kayyumlar, üniversitelere atanan kayyumlar bu sefer dayanışma gösteren ve depremzedelerin ortak yaşam alanı dedikleri, malzemelerin tırlarla boşaltıldığı yerlere kayyumlar atadılar. Ve en üzücü olanı da bağış toplamak adına 2 gün önce bütün kanallarda ortak yayınlar yapıldı. İnsanların acısı üzerinde tepinen bir iktidarı gördük. Bu yapılan bağışların nereye gideceğinin takipçisi olacağımızı özellikle halkımıza söylüyoruz ve söz veriyoruz. Geçmiş dönemde yaşanan depremlerde toplanan bağışların nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Ama bu son depremde toplanan bağışların biz takipçisi olacağız. Bugün AKP hükümetiyle halkımız arasında büyük bir fay hattı oluştuğunu da özellikle belirtmek isterim. Büyük bir öfke var. Yapılan yardımların engellenmesine öfke var. Enkazların altında insanların kalmasına öfke var. Canlarını kurtarıp da soğuktan ve açlıktan mağdur olan insanların öfkesi var. Ve bu öfke AKP'nin seçimlerde özellikle gidişine, gitmesine mutlaka sebep olacaktır. Bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yönetemediğiniz için aslında bugün bu yaşanan tablodan birebir sorumlusunuz. Bakın, binlerce insan yaşamını yitirmesine rağmen tek bir yetkilinin bile istifa etmediği bir iktidarla karşı karşıyayız. Herkesin sorumlu olduğu, bütün bakanların, Cumhurbaşkanının sorumlu olduğu bir felakette, can kayıplarından sorumlu olduğu bir dönemde hiç kimse o koltuktan kalkma ve istifa etme cesaretini gösteremedi. Çünkü onların
zihniyeti, anlayışı Türkiye halkları değil, Aleviler, Kürtler değil, sadece kendi iktidarlarını ve kendi geleceklerini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi depremde can kaybı yaşandığı için timsah gözyaşları dökmelerine gerek yok. Hiç kimse onlardan gözyaşı dökmesini beklemiyor. Hiç kimse onlardan çıkıp televizyonlarda şov yapmasını istemiyor. Herkesin tek isteği var, bir an önce hepsinin birlikte istifa etmesi. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Enkazların altından çıkacak olan binlerce insanın daha çıkmasını mı bekliyorsunuz istifa etmek için? İnsanda biraz vicdan olur, insanda biraz yüz olur ve siyaseten de, vicdanen de, ahlaken de yapılması gereken tek şey istifadır. Bırakın bu halk kendi yaralarını birbiriyle dayanışarak zaten sarar. Bu yaraları sarmak için sizin timsah gözyaşı dökmenize gerek yok. Ama şunu bilin, gideceksiniz. Ve bu halkın öfkesi, bu halkın yaşadığı acılar sizi gönderecek. Başka bu halkın yapacağı elbette ki birçok şey var ama bununla birlikte de bu mücadelenin ortaklaşa bütün sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, kendisine insanım diyen herkesin ortak bir mücadeleyle bu yaraları sarmaya gücü de var, yetkisi de var ve aynı zamanda kararlılığı da var. Ben bir kez daha başta Şanlıurfa ve diğer illerimizde yaşamlarını yitiren bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olan insanlarımıza hastanelerde, evlerinde, çadırlarında yaralı olarak duran, bekleyen, iyileşmeyi bekleyen bütün insanlarımıza acil şifalar diliyorum. Ve söz veriyoruz, bu yaraları birlikte saracağız. Söz veriyoruz, bu yıkılan kentleri birlikte onaracağız. Birlikte inşa edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun arkadaşlar.